Hayırlı huzurlu akşamlar diliyoruz sevgili izleyiciler. Lale Gül TV ile Lale Gül FM ortak yayınında ana haber bültenine hoş geldiniz. Bugün 19 Kasım Cuma efendim. Bültenimiz yine dop dolu. Bütün haberlerimizi aktaracağız ve hayırlı güzel bir akşam diliyoruz tabii bültenimizin açılışında. Sevgili izleyiciler, dün ana haberin en başında sizlere bir vefat haberini aktarmıştık. Mahmut Efendi Hazretleri'nin İsmi gibi kendi de velidir buyurduğu Veli Efendi hocamızın zevceleri Emine Melek Hanımefendi'nin cenazesi Cuma namazını mütakiben İsmail Ağa Camii'nden kaldırıldı ve cenaze dualar eşliğinde Sakız Ağacı mezarlığına defnedildi. Veli Efendi hocamızdan hayırlı uzun ömürler, sıhhat ve afiyetler, umruna bereketler, dinimize daha nice hayırlı hizmetler nasip müessere eylesin. Amin. Mahmud Efendi Hazretlerinin ismi gibi kendi de velidir buyurduğu Veli Efendi hocamızın zevceleri Emine Melek Hanımefendi'nin cenazesi Cuma namazını mütakip İsmail Ağa Camii'nden kaldırıldı. Lütfen helal ediniz. Çok sayıda ihvanın katıldığı cenazede Cübbeli Ahmet Hoca Efendi tezkiye duasını gerçekleştirdi. Hayırlarla, rahmetlerle kabrinin nurlar doldursun. İsmail Ağa Camii İmam Hatibi Salih Topçuoğlu Hoca Efendi'nin cenaze namazını kıldırmasının ardından cenaze Sakız Ağacı mezarlığına defnedildi. Lale Gül Medya ailesi olarak Emine Melek annemize Mevla'dan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Makamı âli, mekanı cennet olsun. Amin. Sevgili izleyiciler, Erzurum'da bugün 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve merkez üssü Köprüköy ilçesi olarak açıklandı. Erzurum valisi Memiş bölgedeki son durumu paylaştı. Bakan kurum da incelemeler için ekipleri bölgeye sevk ettiklerini söyledi. İki gün önce Düzce'de yaşanan depremin ardından bu kez Erzurum sağlandı. Köprüköy ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre saat 15.40'ta kaydedilen sarsıntı yerin 6.94 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Erzurum valisi Okay Memiş, jandarma, kaymakam ve belediye yetkililerimiz bütün köyleri tarıyor. 3 köyden yıkıma ilişkin ihbarlar geldi. Ancak can kaybına ilişkin Allah'a şükür olumsuz bir durum yok. Bundan sonra da beklemiyoruz açıkçası dedi. Tüm imkanlarla bölgeye doğru hareket halinde olduklarını belirten ve kendilerine ulaşan yaralı bilgisinin olmadığını dile getiren Vali Memiş, yıkıntıların yaşandığı yerlerde devletin bütün imkanlarını en kısa sürede seferber edeceğini söyledi. Deprem sonrası AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de bölgeye hareket etti. Köprüköy'e bağlı Alaca ve Doğantepe mahallelerinde hasar olduğu ihbarı alındı. Ekiplerin iki mahalleye de ulaşmaya çalıştığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından sosyal medya adresinden paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmak için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun ifadelerine yer verdi. Erzurum'da kısa süreli paniğe yol açan depremin ardından sarsıntı sonrasında kopan kaya parçalarının düştüğü yolun trafiğe kapandığı görüldü. Dün akşam saatlerinde Ankara Keçiören'de bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni ise bir mutfak tüpüydü. Binanın bir bölümü çöktü. Enkaz altında kalan baba ve kız hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Ankara Keçiören Kızlar Pınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri arama köpekleriyle Göçük'te arama kurtarma çalışması yaptı. Arama kurtarma çalışmalarında Umut Can Yeter, Beyaz Gül Yokuş, Irak Uyruklu Usame Kahtan, Hamile Zini Abdülkerim, Ahmet El Vahap, Muhammed Kahtan'la Melek Kahtan yaralı olarak çıkarıldı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Muhammed Kahtan'la 2 yaşındaki kızı Melek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca patlamayla ilgili Twitter'da yaptığı açıklamada, Keçiören'de meydana gelen patlamada aynı aileden 2 yaşlarında bir kız çocuğu ve 35 yaşlarında baba hayatını kaybetti. 5 yaşlarındaki erkek kardeşin ise durumu ağır. Hamile annenin tedavisine devam ediliyor, ifadelerini kullandı. Hayatını kaybeden Muhammed Kahtan'ın Türkiye'ye 5 yıl önce geldiği ve Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde bir oto tamircisinde çalıştığı öğrenildi. Sevgili izleyiciler, meteoroloji uyardı. Sıcaklıklar sert düşecek. Kar ve yağmursa yolda. Hava sıcaklıklarının İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de 4 ila 8 derece azalacağı belirtilirken, 6 bölgede sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Batı Karadeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Meteorolojinin son hava durumu raporuna göre yarın Batı Karadeniz'de Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Terörle mücadele hız kesmiyor sevgili izleyiciler. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'lı 9 terörist daha etkisiz hale getirildi. Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor. Terörle mücadele sınır ötesinde de hız kesmiyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Irak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan bölgesinde 3, Suriye'de Barış Pınarı bölgesinde 2 ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist öldürüldü. Bakanlık mesajını Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde notuyla paylaştı. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu da Tunceli'de Eren Kış 6 operasyonu başladığını duyurdu ve Tunceli Mercan Dağları bölgesinde hain teröristleri yok etmek için 1060 personelin katılımıyla operasyon başladı. Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak maksadıyla Tunceli'de Eren Kış, Mercan Dağları, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı. Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1060 personel görev alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyona ilişkin bilgi vererek, bu operasyonda 6 kadın astsubayımız da görev almaktadır ifadesine yer verdi. Bakan Soylu açıklamasının devamında, milletimizin emin bir şekilde hayatını devam ettirmesini sağlamak için gece gündüz mücadele eden, dağlarda, kırsalda terörist peşinde koşan kıymetli güvenlik güçlerimiz, jandarmamız bu sabah itibarıyla Eren 6 operasyonuna 1060 personelle başlamıştır. Tunceli'de Mercan Dağları bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili arkadaşlarımız detayları paylaşacaklardır, dedi. Siyasi gündeme şöyle bir bakalım. Sevgili izleyiciler, dün akşam CHP'li Berhan Şimşek bir televizyon kanalında konuktu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü grup toplantısında faize karşı mücadele ile ilgili söylediği bir kelime vardı. Nas. Erdoğan'ın ilahi emir anlamında kullandığı Nas'ı Berhan Şimşek sure olarak anladı ve canlı yayında Nas suresini okudu. Sosyal medyada Berhan Şimşek'e büyük tepki vardı. Teklif etmişlerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü mecliste partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, faize mücadelede kararlılık mesajı vermiş ve bu konuda Nas ortada ifadelerini kullanmıştı. Bu görevde olduğum sürece, değerli arkadaşlar kusura bakmayın, faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Şunu bir defa bilmemiz lazım. Bu konuda Nas ortada. Nas ortada olduğuna göre
Sana bana ne oluyor? Erdoğan'ın bu konuşmasında kullandığı Nas kelimesi Nas suresi olarak anlayan CHP'li Berhan Şimşek katıldığı televizyon programında cehaletini ortaya serdi. Beyefendi kalktı Nas suresini söyledi. Nas suresini okuyayım ben size. Nas suresinde faizi tarif etmiyor. Nas suresini söylememiş aslında. Tarif şey etmiyor. Kastetmiş. Nas suresi Nas diyor ki rahim Nas demiş ama sure anlamında dememiş. Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla. Dedi ki sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hükümdarına. O ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar, gerçek cinlerden gerek insanlardan. Asıl faizin haram olduğu vahiy indiğinde ikinci benim bildiğim kadarıyla ikinci sure olarak Bakara suresinde 180 küsur ayet vardır. Faizin orada haram olduğunu söylüyor. İslam ilimlerinde Kur'an ve sünnet lafızlarının kastedildiği Nas kelimesini Nas suresi olarak anlayan CHP'li Şimşek'in ortaya koyduğu cehalete karşı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı büyük tepki gösterdi. Şimdi büyük komedi, yani gerçekten büyük bir komedi. Ya sizin ihtisas alanınız değil. Niye giriyorsunuz bu toplara? Ya eğer bu toplara girerseniz kalenizde çok gol görürsünüz, ben size söyleyeyim bak. Bilmediğiniz sularda yüzmeyin, girmeyin, cevap vereceğiz diye hiç mi danışabileceğiniz birileri yok ya? Ya da hiç mi Google emmiye yazıp da şöyle bir Nas ne demek diye bir aratmadınız, taratmadınız, yani soruşturmadınız? Ya da içinde bulun, belki siz inanmıyor olabilirsiniz, belki dine dair bir bilgi sahibi değilsiniz. Ya içinde yaşadığınız toplumun hakikaten değerlerine, kıymetlerine bu kadar mı yabancısınız? Diline, kelimelerine. Bir toplumun diline, kelimelerine, sözlerine yabancıysanız o topluma yabancısınız demektir. Dolayısıyla siz o topluma ne verebilirsiniz? Hangi sıkıntısını giderebilirsiniz? Bir defa aynı dili konuşmuyoruz ki ya. Aynı kelimelerimiz bile aynı değil. Bak anlamamışsınız işte. Orada Melda Onur diyor ki onu o anlamda söylemedi ama diyor uyarıyor. Eyvah diyor, yani elini böyle yüzüne falan götürüyor. Büyük gaf. İnanılmaz büyük gaf geliyor diyor yani. Ve daha da diyor ki faiz diyor orada yok diyor benim bildiğim kadarıyla diyor. Bu surenin neresinde faiz var diyor. İyi. Bu olayla beraber merak etmiş oldu, öğrenmiş oldu. Buna vesile olması bakımından güzel. Belki buradan, ya biz hakikaten çok şey bilmiyoruz. Bir de ekrana çıkıyoruz. Ondan sonra mahcup da oluyoruz. Bir mahcubiyet de yaşıyoruz. Bari araştıralım, öğrenelim şunları diye. Belki bir vesileyle bir adım atılmış olur. Bu bakımından hayırlı. Ama baktığımız zaman CHP ne zaman ki dine dayalı bir argümanı dile getirse çuvallıyor, bodosluyor, millet de buna gülüyor açıkçası. Devam edelim. Sevgili izleyiciler, muhalefetin sürekli dile getirdiği bir talep var: erken seçim. Hatta AK Parti'yi ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimden kaçmakla itham ediyor. Ve bugün bununla ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan bir açıklama geldi. Erken seçime kapıları kapattığı, seçimin zamanında yapılacağını söyledi. Bülent Turan'ın gündeminde 50 artı 1 tartışmaları da vardı. Biz başkanlık sistemine erken seçim olmasın diye, siyasi kriz olmasın diye, polemiklerle ülke zaman kaybetmesin diye. Muhalefetin erken seçim talebine böyle yanıt verdi. 2023'ü işaret etti. Israrla erken seçim diyenlere geyikli meydandan ayrılıyorum. Seçimlerin tarihi 2023 Haziran. Biz artık yılda bir seçim yapan, 6 ayda bir hükümet değiştiren bir Türkiye istemiyoruz. Yetkimizi 5 yılına aldık. Son güne kadar anamızın ak sütü gibi helal olan bu oylarla görevimize devam edeceğiz. Çanakkale'de konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı bulamadığına işaret etti. Seçimler zamanında yapılacak. Bizim öyle gündemimiz yok. Kaldı ki yarın seçim desek adayları yok. Ne seçimden bahsediyorsunuz? Efendim bugün açıklarsak yıpranırmış. Erdoğan 20 yıldan beri Cumhurbaşkanı değil mi? Ne demek yıpranırmış? Yıpranacak adım koymayın,
Yıpranmasın o zaman. %50 artı 1 tartışmaları da gündemindeydi Turan'ın. 50 artı 1 tartışması da çok yerde kaldı. Bu ülkenin istikrarı için 50 artı 1 kuralının parametresinin değişmeyeceğini, böyle bir gündemimiz olmadığını, çalışıp da 50 artı 1'den çok daha üstte oranlarla tekrar inşallah ittifakımızın yola devam edeceğini söylemek isterim. Şimdi bu erken seçim tartışmaları gerçekten içi kof tartışmalar. Gerek yok bunları tartışmaya. Yani bir de demokrasi, demokrasi, demokrasi diyerek bu sakızı ağızlarından düşürmeyenler, sürekli bunu çiğneyenler, seçime yönelik, milletin iradesine yönelik ciddi anlamda bir tavır halindeler. Yani ya kardeşim biz 5 yıl boyunca seçmedik mi? Ve bir sonraki seçimin tarihi de zaten bir önceki seçimden belli değil mi? Evet. Bırakın, yani siz diyorsunuz ya Cumhurbaşkanı Erdoğan başarısız. Bırakın, daha çok olur, oylarınız daha çok artar. Bir sonraki seçime kadar, 2023'e kadar oylarınız daha şaha kalkar. Niye erken seçim istiyorsun ki? Adayın var mı? Yok. Aday konusunda Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da var, onlara da bakacağız birazdan. Peki hazır mısın? Bir politikayı ortaya koymuş, bunu da vatandaşa anlatmış, vatandaşın da hakikaten gönlüne girebilmiş misin? O da yok. Başka? Yani bomboş, kof bir tartışma, işte siyaset yapıyoruz, vay efendim biz de bir talebi gündeme getiriyoruz vesaire vesaire. Şimdi seçim tartışmaları şöyle bir kenara dursun. Bir de bir sistem tartışması var yeniden, 50 artı 1. Bu konuyla alakalı da çeşitli fikirler ortaya konuluyor. Kimi diyor ki bak işte 50 artı 1 sistemi değişmeli, 40 artı 1 de olur, 30 artı 1 de olur vesaire diye. Yani bu bence bunu söyleyenler diyor ki bak bunlar 50 artı 1 alamayacaklar. Bu sebepten dolayı bir sistem değişikliğine gidecekler. Bunun için yapılıyor deniliyor. Şimdi belediye başkanı seçimlerini düşünelim. En fazla kim oy alıyorsa ilk turda o götürüyor değil mi? Yani niye bunu bu kadar çok uzatıyoruz? Niye toplumun tamamının kabul ettiği bir başkanlık modeli olsun? Yani elbette demokrasinin güçlü bir şekilde yerini bulması için belki önemlidir. Belki o zamanlar bu murad edilmiştir. Ama bu değişmeyecek bir kural değil. Nas değil işte, yani burada bunu kullanabiliriz. Berhan Şimşek bunu da yanlış anlamasın da Nas suresinde öyle bir şey yok filan demesin, yani kural kaide yok demesin. Dolayısıyla 50 artı 1 de olur, 40 artı 1 de olur, 30 artı 1 de olur. Demokrasi de nedir? Çoğunluk kimi tercih etmişse o görev başındadır, bitti. Bunun illa 50 artı 1 olsun, 40 artı 1 olsun, yok 90 artı 2 olsun demenin bir anlamı yok. Dolayısıyla sığ tartışmalar içerisinde siyaseti heba etmemek, ülkeyi daha fazla yormamak adına bu tartışmalara bir an evvel son verilmesi çağrımdır. Ama şu olabilir, ekonomiye dair mesela her parti modellerini, neler yapılacak? Efendim onlar mesela dövizi nasıl düşürecek faiz artırmadan? Nasıl düşürebilir? Efendim bununla alakalı kaynağı nereden bulacak? Bununla ilgili fikirlerini, becerilerini, tecrübelerini ortaya koysun ki vatandaş da ona göre bak gördün mü filanca kişi ne kadar da dolu, mücehhez biri, biz bunu seçelim ya, bununla yol yürünür desin. Ama yok. Yani yok yaparız, yok yaptırmayız. Biz böyle istiyoruz, hayır biz istemiyoruz şeklinde sığ tartışmalarla maalesef ülke herhangi bir kazanım elde etmiyor maalesef. Geçelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün o da bir televizyon programındaydı. Soruları cevaplandırdı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü kesti. Son noktayı koydu Kemal Kılıçdaroğlu. Ve başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dile getirdim dedi Kılıçdaroğlu. Ama bu ifadesiyle de geçmişte yaptığı açıklamalarıyla bakın nasıl çelişti.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olacak mı sorusu soruldu. Kılıçdaroğlu her iki ismin adaylık tartışmalarına son noktayı koydu. Kamuoyunun hiç görüşünü siz baz almayacak mısınız? Onların adaylığı konusunda kamuoyunun bir talebi varsa, yok onlar biraz daha belediye başkanlığını sürdürsün mü diyeceksiniz? Şöyle, bizim iki büyükşehir belediyesinde, yani Ankara ve İstanbul'da da meclis çoğunluğumuz yok. En temel sorunlarımızdan birisi o. Yani onlar Cumhurbaşkanı seçerse meclis çoğunluğu yok, biz belediyeyi kaybederiz diye mi endişe ediyorsunuz? Kaybedeceğiz tabii. Cumhurbaşkanlığı seçilmesi mi önemli, belediyeyi kaybetmek mi efendim? Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz ve belde halkına belli sözleri vermişseniz o sözleri yerine getirmek zorundasınız. İşin kuralı budur. Peki Cumhurbaşkanı seçilecekse? Efendim? Cumhurbaşkanı seçilme gücü varsa? Eğer Cumhurbaşkanı seçilmeyi bir kişiye endeksliyorsanız o zaman çok yanlış yapıyorsunuz demektir. Cumhurbaşkanlığı makamı kişiye endekslenemez. Kurala endekslenir. Devlet aklına endekslenir. Bilgiye endekslenir. Birikime endekslenir. Yani eğer siz kişiler bazında olayı götürürseniz bu yanlış olur. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız sözlerini sarf etti. CHP liderinin bu sözleri geçmişteki çıkışlarıyla çelişti. 2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için bir metrekarelik bez parçası da demişti. Evet, tarihi geçmişini unutturamazsın derler ya, hakikaten öyle bir durum. Kılıçdaroğlu zamanında bu sözleri söyledi. İşte popülist siyaset ne kadar büyük bir kayıp değil mi? O zaman onları söylediğiniz vakit, şimdi başka şeyler söylediğinizde itibar edilmiyor sözünüze, sözünüzün tesiri azalıyor. Dolayısıyla antidemokratik, hatta faşist uygulamaların karşısında o dönem Kemal Kılıçdaroğlu duvar olsaydı, kaya gibi dursaydı, o zaman bugün derdik ki ya evet, Kılıçdaroğlu geçmişte de zaten bu konuda sağlam bir tutum izlemişti. Bugün bu sözüne itibar edebiliriz. Ama öyle değil işte maalesef. Bir de namus sözü verip arkasından hemen tam aksi hareketi yaptığınız zaman o zaman da ne oluyor? Ne çıkıyor ortaya? Ben o kelimeyi söylemek istemiyorum. Sevgili izleyiciler, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi lideri, o da bir televizyon programına konuktu dün. Merkez Bankası'nın faiz kararına ilginç bir benzetmeyle cevap verdi. Ve Karamollaoğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında, siz alkol komasına girmiş bir insana alkolü yasaklayamazsınız, vücut alkol istiyor dedi. Bir televizyon programına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararı ile ilgili konuşan Karamollaoğlu, Türkiye'nin ekonomisinin şu andaki halini alkol komasına giren hasta benzetmesiyle anlattı. Alkolik olan bir adama, alkol komasına giren bir adama doktor bütünüyle alkolü yasaklamaz. Yasaklayamaz ki. Komaya girmiş adam. Vücudun alkole ihtiyacı var. O arada siz alkol iyidir kötüdür meselesine giremezsiniz. Dönen bir ekonomik çarkta siz, ben faizi sadece Merkez Bankası faizlerini indireceğim dediğiniz zaman meseleyi düzeltemezsiniz. Ben şahsen faizin prensip itibariyle haksız bir kazanç olduğunu düşündüğüm için faizin taraftarı değilim. Ama siz faiz olmayan bir sistemi kurmadan, faizci bir sistemin içindeyken sadece bir noktasından yakalayıp ben burada faizi indireceğim derseniz bugün karşılaştığımız manzarayla karşılaşırsınız. Bu olmazsa olmaz. Sisteminiz böyle. Ve bu gerçeği Sayın Erdoğan bildiği için
yani benim bulunduğum bir toplantıdaydı. Kusura bakmasın, ben o hatırladığımı kendisine hatırlatırım. İstanbul'da tertip etmiş olduğu bir toplantıda kendisi kürsüye çıktığı zaman dedi ki arkadaşlar, faiz bir dünya gerçeği. Aynen bu ifadeyi kullandı. Faiz bir dünya gerçeği. Bunu reddederek bir şey yapamazsın. Çok yanlış, çok yazık olduğunu söyleyebilirim. Temel Karamollaoğlu'dan daha böyle derinlemesine açıklamalar beklerdim. Çok net bir şekilde söylüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte o yanlış ifadeyi kullandıysa ve bugün tam tersi bir siyaset izliyorsa, siz buraya buna böyle mi cevap verilirsiniz? Bir defa komadaki bir hastaya, alkol komasına girmiş birine alkol mü verilir yani? Böyle bir tedavi metodu mu var? Kaldı ki bugün Amatem'in tedavi noktasındaki çok başarısız olduğunu da söyleyebilirim. Yani başarı oranı %3 filan. 100 kişiden 3 kişi belirlenen metotta ancak iyileşebiliyor. Diğer bağımlılıkla savaş noktasında çeşitli derneklerin yapmış olduğu bağımlılıktan kurtulma evlerinde hiçbir şekilde ne madde veriliyor ne alkol veriliyor. Tam tersi, bunun üzerinde durularak, kullanılmayarak, telkinlerle, dualarla, efendim eğitimlerle o insanlar yeniden hayata dönüyor. Yani mücadele yöntemi, canım sistem bu, buna devam edelim demek ne derece doğru? Nasıl bilimsellikten uzak bir şey ya? Ya bu ortodoks bilimi terk etmediğiniz müddetçe siz hayat bulamazsınız ya. Bir yerlere filan ulaşamazsınız bak. Bir defa ezberleri bozan açıklamalar yapmak lazım. Bu zamana kadar gelmiş, bundan sonra böyle gidecek demektir bu. E biz de diyoruz ki ya bizim miladımız ne zaman gerçekleşecek arkadaş ya? Eskiyle beraber devam edeceksek o zaman biz hangi yenilikten, hangi iyilikten, hangi hoşluktan bahsedeceğiz ya? Ya bir de açıkla ne diyecek acaba diye merak ettiğimiz abilerimiz böyle açıklamalarda bulunursa, siyasi liderler böyle açıklamada bulunursa, ört ki ölem oluyor ya bu noktadan sonra artık mevzu. Öyle mi? Faizle mücadele demek ki azar azar mı yapılmalı yani? Hayır. Sonuna kadar devam etmeli. Enflasyonla da mücadele devam etmeli ve ben Türkiye'nin bu konuda başarıya ulaşacağına inanıyorum. Kim ne derse desin. Kur 20'lere de fırlasa, Türkiye kararlılıkla bu ekonomik modele bu şekilde geçiş yaparsa, Allah'ın da bereketini bizim ekonomimiz içerisine ekleyeceğinden zerre şüphem yok. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ama siz ekonomiyi de eğer batıdan öğrenirseniz, o kadar kadim bir medeniyetin içerisinde hiçbir ekonomik modeli böyle tecrübe etmez, reddederseniz, bugün batının ekonomik modeli neyse onu alalım derseniz, enstrümanları oradan bellerseniz, oraların tınılarıyla, melodisiyle hareket ederseniz, o zaman siz kendi şarkınızı söyleyemezsiniz. Mümkün değil bu. Bu sebepten dolayı bunu o kadar çok böyle yani cehaletle niteleyecek kadar, itham edecek kadar ileriye götürdüler ki, alemin bileni bir tek bunlar. Peki Türkiye 20 yılda nereden nereye geldi? Bunu niye hesaba katmıyoruz? Ya biz ya bir şeyleri çabuk unutuyoruz, unutkanlık hastalığına tutulduk, ya da biz nankörüz. Bu ikisinden biri. Hangisi olduğumuza herkesin karar vermesi lazım. Unutuyor muyuz? Biliyor muyuz? Yoksa nankör müyüz? Nankörsek eğer, başımıza daha çok gelecek şeyler var demektir. Allah muhafaza. O yüzden biz madem kendi modelimizi üreteceğiz, kimseden korkmadan, çekinmeden, Batı'nın tehditlerine, Batı'nın yaptırımlarına karşı dimdik durarak biz bir özgürlük bayrağı dalgalandırmalıyız. Ancak o zaman biz buyuz diyebiliriz ya. Efendim, geçelim diğer haberimize. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bingöl'deydi o da, din görevlileri buluşmasında bir konuşma gerçekleştirdi ve yaptıklarımızın Allah katında karşılığı samimiyetimize göre belirlenecektir dedi.
Bingöl'de din görevlileri buluşması gerçekleşti. Konuk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş oldu. Erbaş konuşmasında samimiyet vurgusu yaptı. En büyük imkanımız, imanımız, samimiyetimiz, aşkımız, heyecanımızdır. Eğer aşkımız ve heyecanımız kaybolduysa samimiyet kalmaz zaten. Eddinü en nasiha. Din samimiyettir. O zaman biz mihrabı da bırakıp gidelim, minberi de bırakıp gidelim. Hiç olmazsa boşuna mihrabı, minberi işgal etmeyelim. Allah muhafaza, içinizden bir kişinin bile, bir hocamızın bile bu duruma düşmesi bizi çok üzer. Bunun için özellikle aşkımızı, heyecanımızı her an, her zaman muhafaza etmeye çalışalım. Yaptıklarımızın Allah katında karşılığı samimiyetimize göre belirlenecektir. Samimiyet için mesleğimizi sevmek oldukça önemlidir. Samimiyet için başkalarının iyiliği adına çalışmaktan huzur duymamız gerekir. Huzur. Erbaş aynı zamanda hocalara hedef kitlenizi belirleyin çağrısında bulundu. Hizmet ettiğimiz bölgeyi, mahalleyi, görev yerimizi ve muhatap kitlemizi bütün özellikleriyle tanımaya çalışalım. Ona göre rehberlik yapmak durumundayız. Muhatap kitlemizi iyi tanıyacağız ki ona göre vazifemiz kolaylaşsın, başarımız artsın. New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği Uygur Türkleri meselesi hakkında ABD Başkanı Joe Biden'dan önemli bir açıklama geldi. ABD, Çin'e karşı diplomatik boykota hazırlanıyor. Başta Türkiye ve Batı dünyası olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çeken Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskı, şiddet ve sistematik zulme karşı Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bu konuyu gündeme getirmişti. 1947. Erdoğan, Çin'in toprak bütünlüğü perspektifinde Müslüman Uygur Türklerinin temel haklarının korunması hususunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz demişti. Devamını diliyorum. Bu yılki... Erdoğan'ın açıklamalarından haftalar sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Biden yaptığı açıklamada Pekin'de düzenlenecek 2022 kış olimpiyat oyunlarına diplomatik boykot uygulanabileceğini söyledi. Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı şiddetten rahatsız olduğunu dile getiren Biden, gündeme getirdiği boykot kararında ABD'li sporcular yine etkinliklere katılıp mücadele edebilecek fakat ABD'li diplomatlar ve yetkililer törenlere ve etkinliklere katılmayacak. 4 Şubat 2022'de Pekin'de başlayacak etkinliklerle ilgili konuşan Biden, diplomatik boykot düşündüğümüz bir şey dedi. ABD'nin artık ezeli rakibi Çin değil de başka bir ülke böyle bir zulüm yapsaydı, mesela İsrailliler de Filistinlilere yıllardır zulüm yapıyor, niye hiç oralı olmuyor? Diplomasi böyle bir şey işte sevgili izleyiciler, ama olsun, yeter ki Uygur Türkleri, oradaki can kardeşlerimizin sıkıntısı bitsin de nasıl biterse bitsin şimdilik. Efendim, 9 gündür arama çalışmaları devam eden Küçük Müslüme'den ne yazık ki acı haber geldi. Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan Küçük Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Konar göçer yaşam sürdüren sarı keçili yörükler, Konya Bozkır'dan kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada 10 Kasım'da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 3 yaşındaki kızı Müslüme, aynı gün saat 17 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE belediyeler ve AFAD'a bağlı ekipler sevk edildi. Bölgede ilk gün gönüllülerin de yer aldığı 700 kişi arama çalışmalarına katıldı.
Daha sonra 200 kişiden oluşan profesyonel ekiple belediye, çeşitli kurum ve gönüllülerin katıldığı 300 kişi 12 kilometrelik vadi, orman ve dağlık alanda defalarca arama çalışması yaptı. Çalışmalara iz takip, kadavra ve kokuya duyarlı köpekler, insanlı keşif uçağı, termal dronlar da destek verdi ancak hiçbir sonuç alınamadı. Müslüme'nin kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Arama çalışmalarına katılan ekipler küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme'nin cenazesi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğinde bir dağın tepesinde bulundu. Kayıp kız çocuğunun cesedinin çadır kurulan bölgeye uzak bir mesafedeki ormanlık alanda bulunduğu, ekiplerin ise bölge ve ceset üzerindeki incelemesinin sürdüğü öğrenildi. Tabii o çocuk oraya kadar gidemez deniliyor. Muhakkak biri götürdü. Olayla ilgili soruşturma zaten başlatıldı, devam ediyor ama küçük Müslüme'nin acısı annesinin, babasının, akrabalarının ciğerini yaktı. Rabbim kimseye evlat acısı vermesin. Amin. Sevgili izleyiciler, uzun bir aradan sonra bölgede yeniden hareketlilik gösteren terör örgütü DAEŞ örgüt üyelerine yönelik yine yurt içinde operasyonlar sıklaştırıldı ve göz açtırılmıyor. İstanbul'da 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 9 DAEŞ zanlısı gözaltına alındı. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte DAEŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında 9 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Emniyet güçleri her gün, hemen hemen her gün bir suç örgütünü çökertiyor sevgili izleyiciler. İstanbul ve Tekirdağ'da yine birçok suça karıştıkları tespit edilen iki suç örgütünün daha tepesine binildi ve operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören'de faaliyet gösteren gasp, yağma, iş yeri kurşunlama, yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu ve silah ticareti gibi birçok olaya karıştığı belirlenen iki organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Erzurum-Erzincan karayolunda polis denetim noktasında durdurulan İran plakalı bir tırda arama yapıldı. Tırın yakıt kısmında toplam 160 kilo sıvı uyuşturucu madde yakalandı. Tır şoförü tutuklandı. Erzurum'da İran plakalı tırın yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Erzurum-Erzincan Karayolu'ndaki Aşkale uygulama noktasında şüphe üzerine İran plakalı bir tırı durdurdu. Ekipler narkotik dedektör köpekleriyle araçta yaptıkları aramada yakıt deposu içerisinde bölünmüş kısma saklanan 160 kilogram sıvı metamfetamin ile geçirdi. Gözaltına alınan tırdaki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla 7 Ekim'de Filyos Limanı'na ulaşan Yavuz sondaj gemisinin kule montajı çalışmaları da hızla devam ediyor. Çalışmalar sona erdiğinde Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz'e sondaj faaliyetlerine katılacak. 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51.283 gross ton ağırlığındaki Yavuz'un Filyos limanında kule montajı ve bakım çalışmaları yapılıyor.
Sondaj gemisi Yavuz'un Haydarpaşa Limanı'nda sökülen kulesi Filyos Limanı'na getirildi. Kulenin burada kurulan vinç yardımıyla karaya indirilmesinin ardından çalışmalar hız kazandı. Vinç yardımıyla hareket ettirilen kulenin Yavuz sondaj gemisinin montajının tamamlanmasının ardından gemi, bakım işleri tamamlanarak Karadeniz'deki görevine çıkmaya hazır hale gelecek. Gelecek günlerde diğer çalışmaların da bitirilmesinin ardından Yavuz, Fatih ve Kanuni gemileri sondaj ve test çalışmalarına Karadeniz'de devam edecek. Gemi, boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümü işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaşmıştı. Karadeniz'de son bir yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi ise Türkeli 6 kuyusunda sondaja devam ediyor. Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'ni inşa etmeden 20 yıl önce yaptığı Cedit Ali Paşa Camii restorasyon işlemlerinin ardından yeniden ibadete açıldı. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Selimiye Camisi'nin minyatürü olarak nitelendirilen caminin 2018 yılının Ekim ayında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Baba Eski Müftüsü Abdurrahman Koç, caminin 37 aylık restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 1800'lü yıllarda da bir tadilat gördüğü belirtilen cami, Selimiye Camisi'nden sonra Trakya'nın ikinci büyük camisi. Caminin 1912 yılında Balkan Harbi sırasında minaresi yıkılmış ve daha sonrasında aslına uygun bir şekilde restore edildi. Edirne'deki Selimiye Camii'nin bir modeli olan cami, Mimar Sinan tarafından Selimiye Camisi'nden 20 yıl önce yapıldı. Cedit Ali Paşa adına yaptırılmış cami, 3 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Bu güzel haberle de ana haberi noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Yarın Muhammed Binici sizlerle birlikte olacak inşallah. Saatler 19'u gösterdiğinde pazartesi yeniden görüşmek ümidiyle diyelim. Allah'a emanet olun.